gereği spor kulübü başkanı Cavit Arslan, Halk Eğitim ve Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında açılan spor salonları faaliyetleri hakkında yaptığı basın açıklamasında, vermiş oldukları desteklerden dolayı Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanağ'a, Çaybaşı Milli Eğitim Müdürü Hasan Güneş'e ve Çaybaşı Halk Eğitim Müdürü Cevat Akman'a teşekkür etti. Bizler tabii ki 1989 yılından beri üyede tekvando ve diğer branşlarda faaliyetlerimizi sürdürüyorduk ama bu çevre ilçelerimizdeki sporcularımızın bu kulüplerimize gelmesi, merkez salonlarımıza gelmesi zor olduğu için Çaybaşı Belediye Başkanımız önceliğinde biz yukarıda salon açmamıza vesile olan Halk Eğitim Müdürümüze, Halk Eğitim Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Okullar Hayat Olsun projesiyle Halk Eğitim ve Okullar Hayat Olsun projesiyle okullarda açtığımız tekvando salonunu Çaybaşı ve Ülküvez'de devam etmektedir. Tabii ki antrenörlerimizin aidatları Halk Eğitim bünyesinde verilmektedir. Sporcularımız orada ücret karşılıksız olmadan okullarında alt katlarında tekvando sporunu ve jiu-jitsu dediğimiz sporu yapmaktadırlar. Tabii ki bunlar 7 aydan beri faaliyetlerimiz burada devam ediyor. Buraya gitmemizde bizim vesile olan büyük emeklerini sarf eden özellikle Çaybaşı Belediye Başkanımız İsmet Yanık Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizlere önderlik oldu, bizlere oraya gitmemize vesile oldu. Bunun yanında oraya bize malzeme yollayan Gençlik Spor İl Müdürümüz Mustafa Genç Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Salonlarımıza tatami tedarik etmiştir. Sporcularımızın çalışmasına vesile olmuştur. Tabii ki Gençlik Spor İl Müdürlüğü bize malzeme takdim ederken bunun yanı sıra da Halk Eğitim Müdürümüz Cevat Akman Beyefendi de olayın teknik yönünde ve İlçe Milli Eğitim Müdürü okul yönünden yardımcı oluyorlar. Bu kurulmuşlara biz ayrıca teşekkür ediyoruz. Bunların olmasaydı burada tekvando olmazdı. Sadece biz olayın teknik yönünü biliyoruz ama olayın teknik yönü hariç buralarda işte yer teminiydi, malzemeydi, yardımlarında belediye başkanımız ve ilçe spor müdürümüz, Halk Eğitim Müdürümüze ayrıca teşekkür ediyorum. Biz tabii sporcularımızı bir kez daha kutluyorum. Çocuklar özverili çalışmalarından dolayı umduğumuzdan daha iyi örnek gösterdiler. Buradaki üye merkezdeki salonlara örnek oldular. Ve arada bir de haftada bir olmasa da 15 günde bir üye merkez salonumuza gelip çalışıyorlar. Kuşak sınavlarına üye de giriyorlar. Bu sporcularımız ilk etapta 2015-2016 eğitim yılında ortaokullar arası tekvando şampiyonasına katılacaklardır. Ben sporcularımızı kutluyorum. Bize destek veren kurum ve kuruluşlara da ayrıca teşekkür ediyorum.